Düzce'de siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü açıkladığı fındık fiyatları var. Giresun kalite fındığın fiyatı kilogram başına 84, Levant kalite fındık içinse 82,5 TL olarak açıklanması üreticilerin beklentilerinin aşağısında kaldı. Konuyla ilgili Öncü TV Haber Müdürü Canan Üstüner'in hazırlayıp sunduğu Güne Merhaba programına canlı telefon bağlantısıyla konuk olan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, açıklanan rakamların üreticilerin maliyetlerini karşılamadığını dile getirdi. Açıklanan fiyatlarla üreticilerin perişan edildiğini savunan Özcan, üreticilerin sesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Özcan şunları söyledi. Bir süredir fındık üreticisinin sorunlarını Türkiye'nin gündemine taşıyorum. Evet. Devamlı arıyorum. Mesaj gönderiyorlar. Taleplerinin sorunlarını iletiyorlar. Ben de onların sözcüsüyüm. Evet. Köylere giderek onları dinliyorum. Üretici diyor ki maliyetler çok arttı diyor. Evet. Her şey zam yapıldı diyor. İşçilik fiyatları 2 kat arttı. Bunları bize iletiyorlar. Evet. Yardım istiyorlar. Sesimiz olun diyorlar. Bize güvendiklerini dile getiriyorlar. Fındık üreticilerimizin en az 4 dolar taban fiyatı bekliyordu. Evet. Biz de bu taban fiyatı ile ilgili ben her tabasına söylemişimdir. 150 lira olsun dedim. Evet. Onların isteklerini anlatabilmek için birçok açıklama yaptım. Bu beklentilere rağmen Cumhurbaşkanımız fındık üreticilerinin 84 liralık taban fiyatı layık gördü. Evet. Bu taban fiyatı üretimin gübre, mazot, ilaçlama gibi maliyetlerini karşılayamaz, yetmez. Evet. İşçi giderlerini de ilave edersek fındık üreticisi yine perişan edilmiştir. Beklenti çok yüksekti. Artış beklenti çok altında kalmıştır. Onun için ben üretici kandırılmıştır sözcüğünü bunun için kullandım. Seçimlerden evvel 4 dolar bir taban fiyatının verilmesiyle ilgili, desteklemeyle ilgili 170 liranın 500 lira çıkarılmasıyla ilgili her defasında söylemiştir. Söyledik ve üreticinin yanında olmak istedik. Üretici tekrar iştahlı olsun, gelecek yıllarda da çalışsın, üretsin istiyoruz. Bu taban fiyatı 4 dolara belirledik ama bunun karşılığı çıkmadı. Girişimlerimiz olacak ancak ben şu beklenti içindeyim. Toprak Mahsulleri Ofisi demelidir. Ben bütün fındık üreticisinin fındığını alacağım şu tarihler arasında. Alacağım fiyatı da gerçek verilen taban fiyatıdır demelisini istiyorum. Ancak böyle bir şeyin göründüğünün olmayacağını düşünüyorum ben. Yani 84 lirayı 70 liraya kadar bunlar düşürecekler. Tüccarın kucağına bu üreticiyi düşürecekler. Yani benim gördüğüm görüntü bu. İnşallah bu böyle olmaz. Toprak Mahsulleri Ofisi gerçekten samimi bir şekilde erkenden şu tarihler arasında ürettiğiniz bütün fındıkları alacağım, depolayacağım desin. İşte bunun için Fisko Birlik diyoruz, Fisko Birlik diyoruz, hep Fisko Birlik diyoruz. Yani Fisko Birliği'nin eski günlerdeki gibi piyasada daha etkin olması mı gerekiyor? Tabii ki etkili olması gerekiyor. Biz şimdi depolama sistemi ne kadar var? Peki bu fındığın randıman ölçümü var. Yani bunların elinde istedikleri gibi olabilir mi? Bu çiftçinin ürettiği malın karşılığını bulabilecek mi? Randıman düşük olabilir, küçük olabilir, kırık olabilir, dökük olabilir, istendiği şekilde ölçülerde olmayabilir. Evet. Bu fındık üreten de düşünmek lazım diye düşünüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi inşallah tüccara itmez üreticiyi. Büyük sorun işte biliyorsunuz İtalyanların elinde burası. Dünyada bir borsalar vardır. Her ürünün bir borsası vardır. Bu petrolden diğer bütün ürünlere kadar böyledir geçerliydi. Evet. Şimdi biz %70'i bizim elimizde olan bir ürünün borsası bizim elimizde değil. Belirleyici olan büyük sermayeler. İşte o sermayelerin de uzantıları Türkiye'de var. Biz bunun isimlerini de söyledik. Tekrar da söylemek istemiyorum. Bunu herkes biliyor. Düzce halkı biliyor. Karadeniz halkı biliyor. Bunların bu aracıları yok etmemiz lazım. Devlet bu işe el atması gerekiyor. Peki üreticilerden gelen tepkilerin devletin zirvesine ulaşmasıyla birlikte sizce yine de bir şans var mı? Fiyat revize edilebilir mi? Yani artık yönetime bağlı bu iş. Biz ne diyelim? Biz muhalefet olduğumuz için hep sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Evet. İnşallah bu sesimizi duyarlar. Onlar da bu fiyatı değiştirirler diye düşünüyorum. Hiç olmazsa en azından 100-110 lira bile olsa çiftçi nefes alır diye düşünüyorum.